Herkese merhaba dostlar, ben komedyen. Bugün Immortal Codex'i deneyeceğiz ilk defa. Beşinci aşamayı daha doğrusu ilk defa deneyeceğiz. Daha önceki aşamaları geçmiştik. Evet, şimdi takımımızı yapalım. Vlado'yu alacağız. Silas ve Zilüt'ü almıyoruz. Başka kük alacağız bir tane. Kükümüz yokmuş. Kükümüzü da kasacağız. Bir tane burada. Bende 40 level kük vardı ya. Nasıl yok ya? Allah Allah. Marksman seçeyim şurayı. Kük. Bir tane bu var sadece. Allah Allah, çok şaşırtıcı ya. Peki biraz geri alayım, belki vardır. Biraz daha geri alıyorum, geri alıyorum, geri alıyorum. Yok, gerçekten yok ya. Ne kadar çok food'umuz varmış. Okey, kükümüzü de aldık. Şimdi bir de Anai miydi, kimdi ya? Sanki Anai'yi alacağız. Anai de büyücü galiba. Büyücülerden Anai. Anai'yi ben kastım diye hatırlıyorum. Bir levelmiş. Promotlarını mı kasmışız? Neyse, bu test edeceğiz. XP'miz var zaten. Şöyle yükseltelim hemen. Nisat. Anai nerede şimdi? Nisat. Çok pardon. Anai'm yok zaten benim. Şunları kasalım. Promotlarımız yok ama bu halde de deneriz gibi. Evet, şimdi ne item vereceğim çok iyi bilmiyorum. Şöyle bakalım. Başka bir karaktere daha ihtiyacım var. Ne koyabiliriz bir karakter daha? Yakma kanama atan bir şey daha ihtiyacımız var. Şimdi Zilit olmaz. Zilit sadece ulti halinde vurabilecek. Silas vesaire de olmaz. Abom olmaz. Abom ulti halinde yakma atıyor ama ultisi çok nadir. Vurat kalsın diyelim. Konstans olmaz çünkü sadece yakma ile vuruyorlar. Başka karakter düşün. Başka karakter. Alistair'i deneyim de. Okey. Şimdi Q'ya bir her şeyini fullleyelim. Bir skilllerini vesaire. Bunu startup'ını da yapalım. Corridor of Glory'yi fullledik zaten. Ama yani mecbur verdik. Güzel, al bir şey istiyor en azından. Şimdi Q'ya özel item vereceğim. Çünkü karakter tamamıyla Atak speed ile alakalı işi var. Başka hiçbir işi yok. Sadece dümdüz atak speed versek yeterli. Bir de can vereceğim çünkü ölmemesi de gerekiyor. Güzel, skill cost'unu da azalttık. Trap damage'ini de arttırdık. Aynen, güzel. Artifact konusunda hiçbir fikrim yok. Bu atak speed veren bir artifact'imiz var mı? Atak speed veren bir artifact. Aa, bu güzel, bu mantıklı olur. En azından ölmesini engeller. Ha, itemlerini verelim. Şöyle item konusunda size şöyle bir tavsiyemiz olsun. Bir kere şurada alttan atak speed'i seçeceksiniz. Varsa da eğer en iyi set şu arkadaşlar. Mana Spring. Gördüğünüz gibi bende varmış. Hemen bak, üstten de EP bonus bu arada. Bakın kitlemişim ben de. Siz de aynı şekilde. Rage Regen de var mesela burada. Bunu hemen bir 12 atıyorum. Güzel geldi. Okey, idare eder. 16'ya attım yani. Neyse, para var zaten. Normalde 16'ya atasım yoktu ama. Okey. İkinci tarafta ise alttan atak speed değil, üstten atak speed arıyoruz. Fakat bu itemler olmadığı için alttan atak speedlere mecbur kaldık. Varsa Rage Regen'li bir şey. Burada varmış. Burada hem atak bonus, kritik, EP bonus da var. Güzel. Okey. İdare ederlik geldi. Buraya da üstten Rage Regen varsa ama yokmuş. O zaman sırayla bakıyorum. HP bonus, atak bonus. Alttan Rage Regen ve atak speed var burada. Bu güzel, gördüm bunu. Bunu 16'ya atalım, takalım. Ya çok da önemli değil. İnanılmaz fark yaratacak şeyler değil. Bundan dolayı bunları o kadar önemsemize gerek yok. Ufak bir şey gelse bile okey. Bu kadar da az gelmeseydi ya. Bu çok az geldi. Rage atak speed yok. Atak speed yok. Atak speed var. Atak bonus var. Ama Rage Regen yok. Şunu bir yalandan hadi. Ops, dur. Şunu yalandan 12 atalım bir. İyi gelirse ona... Yok, tamam, yok. Değmez. Bunu para vermeye değmez. Bunu takalım. Buradan da Whirlwind seçip rastgele 16'lardan verebilirim. Çok da önemli değil çünkü. Şuradan da rastgele bir 16 verelim. Maksat şey olsun diye. Atak speed olsun diye. Tamam, bu karakteri tamamladık. Şimdi Vlado'ya geldik. Vlado'yu ben kasmıştım diye hatırlıyorum. Evet, kasmışız. Vlado'ya şimdi item olarak ne gider? Çok emin değilim. Awakenlerini fullleyelim Vlado'nun. Awakenleri önemli. Aa, bunları hiç vermek istemiyorum, bunları da yapacak bir şey yok Vladov.
kanım olarak en iyi karakter deniliyor. Attack speed çok güzel. A5'i ne iş yapıyor acaba? A5'i verelim hadi ya. Zaten varsa olsun, solstonları ne işimiz varsa. Kanama artefektini bunu vermeyeceğim çünkü bu en iyi kanama artefektini diğer karaktere vermeyi planlıyorum. Bunu ikinci kanamayı vereceğim. Şöyle. Asıl Aragans'a vereceğim kanama artefektini. En çok büyük ihtimalle az Aragans olacak çünkü. Şöyle verelim. Arrogance'ı da itemleri tamamlayalım. Şimdi Nissalt'a Rage Regen vermemiz lazım daha çok. Şöyle bir şeyler bakalım. Şimdi üstten burada ne gelebilir? Üstten bir şey gelemez. HP bonus mu? Atak bonus. Atak bonus seçelim. Bir dakika bakalım insanlar ne giydirmiş ona göre yapalım. Ranking diyelim. Ne giydirmişler şuradan? Atak bonus, atak bonus, atak bonus. Bir dakika bu atağa göre mi vuruyor? Ne alaka ya? Şuna da bakayım. Aynı kişiye tekrar mı tıkalım? Yok. Bir dakika bu. Bu da. Bu da. Tamam direkt arkana veriyormuşuz ya. Misal hiç beklemiyorum. Ben zehir vurduğu için zehire göre alakalıdır dedim. Sadece zehir vermemiz yeterli dedim. Arkana ise direkt Kalipso'muzdaki veya Twin Field'deki arkana güzel gider buna. Kalipso'muzdaki arkanayımızı verdik. Gayet güzel bir arkana. Artifact olarak da Starlight'ımız vardı Kamet'te. 22. Bunu hala 25'leyemedim. Şaşırtıcı valla. Okey tamam. Alistair'e geldik. Alistair'e de arkana mı? Infernroar mu? Ona nasıl bakabiliriz? Hemen şöyle geri gelelim. Şimdi Alistair'im de full skill değil. Ondan dolayı emin değilim. Fazla vurur mu vurmaz mı? Ama herhalde vurur diye tahmin ediyorum. Ranking'e tıklayalım. Alistair'e tıkladım. Arkana vermişiz. Burada ikinci ne vermiş? Bu da arkana vermiş. Tamam biz de arkana verelim. Buna da Twinfield'ın arkanısını verebiliriz veya Arrogance'ın. Kimin arkanısı varsa. Arrogance da varmış. Okey. Şöyle Quick Equip mi desek bunu? Quick Equip desek ne veriyor? Tamam. Unfortunate School iyidir. Vladov'u item verdik mi? Vladov'u da item verelim. Vladov'u peki item olarak ne alıyor acaba? Düz vuruşlar olduğuna göre Infernroar'dır. En mantıklısı. Şundan alıp verelim. Kimi zili tun itemlerini aldım değil mi? Unutmayalım onu da. Okey girelim bakalım. Vlad'ımın skillerini fullememişiz. Skill verelim şuna. Yani siz item giydirme konusunda mantığı çözdünüz diye tahmin ediyorum. O skill şey yetmeyecek. Ya sağdaki full... bir de en önemlisi gitti. Kanama olan fullenmedi. Neyse girelim hadi bakalım. Evet, Boreas. Hiç en sevmediğim karakter. Bende yok çünkü. Böyle Bloodhove'u koyalım. Bunu koyalım. Nissalt'ı koyalım. Alistair'i koyalım. Ve otomatiği alıp oynayalım bir kere. Çok bir şey beklemiyorum çünkü bende... Aha! Bu ultisiyle sadece can çekiyor. Sadece ultisiyle can çekiyor. Yo, ultisiyle can çekmedi. Lord'u olmayınca vurmuyor mu? Bu niye can çekmiyor? Bu hasar vurmuyor şu an büyük ihtimalle. Vlad'a da çok az can çekiyor. Yok Vlad'a ultisini basınca sıkıntı çekecek büyük ihtimalle. Ama şunu can çekmemesi çok büyük problem. Bu demek ki bir başka olayları var. Niye can çekmiyor onu anlayamadım. F oldu, E oldu. Ulti içinde mi? Ah şu an can çekmeye başladı. Üçüncü ultiden sonra galiba can çekmeye başladı. Güzel. Vlado da iyi durumda. Can çekiyor. Nissalt da iyi durumda. Okey ya. Harf ama zehir yemiyor. He kalkan gelince zehir yemiyor. Okey güzel. Okey bir şey daha öğrendik. Nissalt niye ulti basmıyor? Öldü ki bu. Alistair öldü. Alistair kötü mü acaba ya? Da bilmiyorum karakteri. İlk defa kullanıyorum Alistair'i. Ondan çok iyi bilmiyorum. Ama diğer insanlar bu karakterleri kullandı diye ben de bu karakterleri kullanmaya karar verdim. İtem konusunda, giydirme konusunu çözdüyseniz çok da önemli değil. Kesilemedik mi gerçekten? Arrogance, Arrogance
Kesemedi. Kük de öldü. C'de kaldık gibi ya. Yok. Yok, C'de kaldı. Birazcık daha bir şeyleri değişmek. Ya yani Nisalt büyük ihtimalle Nisalt değil de şu Raiden Fusion. Alistair düzgün çalışmadığı için olmadı büyük ihtimalle. Alistair yerine başka karakter kullansak daha iyi olacaktır. Video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da maxlamayı deneyeceğiz. Ama Alistair demek ki düzgün çalışmıyor. Alistair'in Lord'una mı ihtiyacı var? Kime ihtiyacı var? Arrogance'ın itemi yok. Arrogance'ın itemini aldık. Aa. Alistair yine vurmuş. Yine düzgün vurmuş. Ama Alistair çalışmıyor. Arrogance'ın itemini aldık. Doğru. Neyse, bir dahakinde umarım S'e çıkabilir miyim bilmiyorum da yüksek bir şeyler yaparız herhalde. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. İyi günler.